Genç arkadaşlarım, gerçekten size hep elimi uzatmak istiyorum. Sizin dertlerinizi şu ekrandan her yere haykırıyorum. Kararlılıkla devam yolculuğumuza. Pazar gününe sınavı var. Biz eskilerin ÖYS dediği, sizin YKS dediğiniz şu üç kelime hayatımızı müthiş değiştiren bir türlü anlamlandıramadığımız o sınav. Üniversiteye giriş sınavı işte. Eskiden üniversite okumak ne kadar prestijliydi. O sınavı kazanmak. Şunun şurasında 20 yıl önce. Şimdi herkes mutlu. Mutsuzum, mutsuzsun, mutsuz. İspat edeceğim size. Hem de bu senenin rakamlarıyla. Buyurunuz şu mutsuzluğu bir konuşalım. Benim bölümünden iş çıkmaz. Tamam üniversiteyi kazandım ama bu bölümle ben ekmek kazanıp kariyer yapamam. O zaman hadi yeniden ÖSYM'ye başvurayım. Buyurunuz. Toplam aday sayısı bu pazar sınava girecek toplam aday sayısı 2 milyon 608 bin. Rakama bakar mısınız? 2 milyon 608 bir ülke gibi. Evet hali hazırda orta halli bir Avrupa ülkesi gibi. Eski mezun sayısı ana başlık. Eski mezun ne demek? Yani bu sene liseyi bitirmedi. Daha önce liseyi bitirmiş üniversite sınavıyla bir şekilde muhatap olmuş. 1 milyon 700 bin ikinci, üçüncü, dördüncü kez belki de üniversite sınavına girecek. Peki daha önce üniversiteyi kazanmış ama yeniden sınava girecek sayısı kaç? 654 bin. Kafanız karışmasın. Beylik istatistik cümlelerini bize sunuyor bu adam diye düşünmeyin. İşte zurnanın zırt dediği yer burası. 654 bin üniversite kazanmış aday bu sene giriyor mu? Bunların dağılımı ne? 373 bini hala üniversite öğrencisi. Düşünebiliyor musunuz? Pazar günü sınava girecek. 373 bini kayıtlı okuyor. Yani Ekim ayında okuluna, üniversitesine kazanamazsa devam edecek. 227 bini zaten üniversiteyi bitirmiş. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl okumuş üniversite mezunu ama amasını iyi biliyorsunuz. Evet. Benim bölümden iş çıkmaz demiş. İkinci üniversiteyi ödemek için, e, okumak için çaba sarf ediyor. 54 bini üniversite terk. Tekrar giriyor. Orada bir şey yazmışım değil mi Yıldızlı? Eskiden ayrıcalıktı. Bir kere her ile üniversite. Kulağa hoş geliyor ama çok başarılı bir proje olmadı üniversite mezunu olmak, para kazanmayı, meslek sahibi olmayı, atanmayı, iş bulmayı beraberinde getirmiyor. Kulakları çınlasın İlber Ortaylı Hoca'nın meslek sahibi olmak, üniversite bitirmek bunu sağlamıyor. Rakamların dili bu. Neydi? Mutsuzum, mutsuzsun, mutsuz. Birinci tekil şahıs. Çekim, ben sen o.